Evet değerli izleyenler, stüdyoda program yapıyor idik. Maskeyle ilgili birçok cümle kullandık. Fakat dedik ki sokağa inelim, halkın nabzını sokakta tutalım istedik. Şu an sokaktayız. En az 20 kişiyle bugün röportaj yaptık. 20 kişiden 18'i maskeye inanmadığını, maskenin bir aldatmaca olduğunu tıpkı bizim gibi düşündüler. Bu da bize aslında hoşumuza gitti, mutluluk verdi. Fakat şunu da gördük ve bu bizi üzdü. Birçok kişi bu konuyla ilgili görüş belirtmek istemiyor. Çünkü kamera kayda girdiği zaman konuşmaktan yana değiller. Yine de birkaç tane arkadaşımız bu konuyla ilgili fikirlerini korkmadan beyan ettiler. Ve şunu gördük. İnsanlar maskenin koruyuculuğuna inanmıyor birçoğu. Fakat bir o kadar da inananlar elbette var. Bir kez daha söylüyoruz. Maskeye inanmıyoruz. Sokaklarda insanları maskeyle gördükçe, bu sıcak havalarda özellikle maskeyle gördükçe de üzülmüyor değiliz. İnşallah yetkililerden bir an önce de artık açık alanda maske takılmaması gerektiğini, onlar da aslında biliyorlar ama biz de yine üstüne basarak, altını çizerek rica ediyoruz. Evet değerli izleyenler, kıymetli yetkililer, diyoruz ki sokaklarda artık maskenin mecburi olmasının önüne geçin. Lütfen maske konusuna artık bir düzen getirin. Çünkü bu sıcak havalarda artık insanlar zaten virüsün gerçekliğine inanmıyorken bir de maskeyle onları bağlamamak gerekiyor. Bu kötülüğü onlara yapmamak gerekiyor diyoruz ve sokakta halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Nasılsınız? İyisiniz. Ablacığım, uzmanların maskenin açık havada korumadığına dair söylemleri var. Sizce maske koruyucu mu açık havalarda? Açık havada hiç fark etmiyor. Açık hava güzel. Aslında kullanmasak daha iyi. Evet. Ama kullanıyoruz, mecburuz. Kullanmamasa daha iyi değil mi? Tabii. Artık yeter daha. Artık arkadaşın dediği gibi. Artık yeter. Yani kullandık, bitti. Evet. Daha bunu mu kullanacağız biz? Ömrümüz böyle mi geçecek? Biraz da yani temiz hava, açık hava çok güzel aslında ama mecburuk. Evet. Mecburiyet olduğu. Vallahi biz de aynı düşünüyoruz. Fındıktan sonra yine millete kapatacaklar. Kapatmasınlar mı artık? Artık kapanmasın. Bu işler kalksın artık daha. Yeter. Yani. Çok çektik. Maskeyi artık çıkaralım diyor. Çıkarılsın. Bunalıldı millet daha. Tamam kardeşim. Siz ne düşünüyorsunuz abla maskelere kadar? Ben var ya aslında hiç takılmasın daha iyi maske. Ama takmışsın. Bak şimdi takmak zorundayız. Çünkü etrafta ceza yazıyorlar bize. Ceza yazılıyor diye takıyoruz değil mi sadece? Ceza yazıyor. Çünkü buradan nefes aldığımız için nereden alıyoruz biz nefesi? Evet. Çünkü aldığımız yerden nefes aynı bize geliyor. Aynen doğru. Onun için ben takmasını hiç razı değilim ama mecbur takıyoruz. Çocuğa da maske takmayın. Gerçekten onların ciğerleri... Koronadan korkmasın. Korona diye bir şey yok. Tamam mı? Korona yok. O sadece bir grip virüsüydü. Artık bitti, geçti. Bak herkes grip oluyor. Ama korkacağın hiçbir şey yok. Tamam mı? Maske elimizde kalacak. Takmıyoruz. Ciğerlerimizi mahvetmiyoruz. Tamam mı? Peki. İlgi var. Açık havada maske takmayalım diyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne? Açık havada maske takmayalım istiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Takma abi. Peki maskenin koruyuculuğuyla ilgili ne düşünüyorsun? Maskenin koruyuculuğuyla ilgili açık alanda takılmaz taraftarı değilim. Kapalı alanda, klima olan ortamlarda, yani havaların kendini yenilemediği ortamlarda takılmaz taraftarıyım. Maskeyi çıkar. Vallahi yazık ediyorsun. Çocuğun ciğerlerine yazık. Aç ablacığım, aç. Maskeyi aç ağzından. İnsanlar maskeye inanmışlar. Çıkarttırmak da zor. Ama Allah rızası için 5-6 yaşındaki çocuklara olsun yapmayalım. Çünkü maske onların ciğerlerini bitiriyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama ne yazık ki sokakta hala bu tür şeyler var. Evet, biz mücadelemize devam edeceğiz. Çok zararlı. Maske senin ciğerlerine çok zarar veriyor. Takma, tamam mı bir daha? Siz maskeye önem vermiyor musunuz? Biz önem vermiyoruz maskeye. Tamam, o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Sen de takma, tamam mı ablacığım? Çünkü sizin ciğerleriniz şu an çok narin. Siz maskeyi taktığınız zaman ciğerlerinize oksijen gitmiyor. Mesela karbondioksidi veriyorsun, oksijen alıyorsun ya. Karbondioksidi veriyorsun, verdiğin karbondioksidi tekrar geri çekiyorsun. Bu sefer ne oluyor ciğerlerin? Temiz havayla buluşmamış oluyor. Bir daha maske takmayacağız değil mi? Takmayacağız, tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Ülkemizin nasıl olmasını istersin ya da ne söylemek istersin? Her şey çok pahalı mesela. 10 TL'ye bir şey bulunmuyor. 10 TL'lik bir şey alamıyor musun sen? Iı. Hep şöyle çok küçük, kalitesiz şeyler bulunuyor. Şu an param var mı? Annemin kredi kartı var yanında. Tamam. 10 liralık mı bir şey alabiliyorsun? Hayır.
Hayır. Ama daha ucuz olması daha iyi yani. Peki buradan büyüklerine seslen o zaman. Ne söylemek ister bu cici kız? İsmini de söyle. Ne söylemek istiyorsan söyle. Buyur. İsmim Zeynep Enda.